Sinop'un beylerinden Seyyid Hasan, soyu Battal Gazi ve Danışment Gazi gibi Anadolu alperenlerine dayanan cesur bir beydir. Amasya Meliki tarafından bir pusuda öldürüldüğünde, oğlu Şerif Hızır henüz 3 yaşındadır. Şerif Hızır kısa bir süre sonra annesini de yitirir. Hocası Abdülaziz ve lalası Seravil'in elinde hem bilim öğrenir hem de bir kahraman gibi yetiştirilir. Daha çocukken 12 dil öğrenir, 4 kitabı ezbere okur. At binmede, ok atmada, kılıç kullanmada en az ustaları kadar iyidir. Delikanlılık çağına geldiğinde lalası ve hocası tarafından Saltukoğullarının beyi Emir Ali'ye götürülür. Emir Ali Şerif Hızır'ı huzuruna kabul eder ve yanına alır. Bu arada 9 Rum beyi tertip ettikleri orduyla Mamuran şehrine giderler, başlarında Ankara beyi vardır. Bu olaydan cesaretlenen Amasyalı Hristiyanlar vergi vermek istemezler ve bu durumu bir elçi aracılığıyla Emir Ali'ye bildirirler. Emir Ali'nin yanında oturan Şerif Hızır bu duruma çok sinirlenir ve elçileri cezalandırır. Amasya Meliki olayı İstanbul Tekfuru'na bildirir. İstanbul Tekfuru da ordularını hazırlaması için Ankara Bey'ine emir verir. Şerif Hızır'ın bu hareketi şehrin ileri gelenlerini kızdırır. "Sen daha genç bir çocuksun, neden bu işe karışırsın?" derler. Şerif Hızır bu duruma çok üzülür, evine gider yatar uyur. Rüyasında Seyyid Battal Gazi'yi görür. Seyyid Battal ona bir mağarayı işaret eder. "Şerif Hızır, bu mağarada benim atım Aşkarı ve Hazreti Hamza ve Zuhak'ın savaş aletlerini bul. Ondan sonra yoluna devam et." der. Şerif Hızır uyanır uyanmaz rüyasında söylenenleri yapar, sözü edilen mağarayı bulur. Aşkarı ve savaş aletlerini alır. Şehirde kısa bir gezinti yapıp atı yine mağaraya bırakır. Fakat ertesi gün geldiğinde Aşkarı bulamaz. Onun yerine Hazreti Ali'nin atını Ankabil'i bulur. Atın alnında Aşkar'dan feragat et yazılı bir not vardır. Şerif Hızır Ankabil'in üzerine çıkar. Artık atı, silahı ve rüyasında ona yol gösterecek rehberi ile yeni maceralara atılacak bir kahramandır. O tarihlerde Anadolu'da Hristiyan beyleri ordularını oluşturmaya başlamıştır. Şerif Hızır bu orduya karşı savaşa başlar. Biri Hüseynilerin, biri de Hasanilerin alameti olan kızıl ve yeşil sarığını giyer, eline de şehadet kınasını yakar. Bu savaşta Elyuni Rumi ile karşılaşır. Şerif Elyun'u alt ettiği anda Elyun af diler. Gördüğü rüyayı Şerif'e anlatır. Elyun rüyasında ağzından kara bir kuş çıktığını, yerine ak bir kuş girdiğini görür. Bu rüya Elyun'un Müslüman olacağını müjdeler. Şerif Elyun'u bağışlar, onun adını İlyas olarak değiştirir. Elyun da Şerif'e yalnız ve özgür manasında Saltuk adını verir. Saltuk henüz gençlik döneminde pek çok savaşta kendini gösterir. Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in idare ettiği orduyla birlikte Eflak, Boğdan, Engürü, Alaman, Leh, Gürcü ve Rus askerlerinden oluşan orduyu yener. Saltuk artık kendini ispatlamış bir kahramandır. Bundan sonra gücün merkezi olarak Sarı Saltuk adıyla dünyanın dört bucağında zaferler kazanacaktır. Sarı Saltuk ataları Battal Gazi ve Danışment Gazi gibi olağanüstü güçlerle donatılmıştır. Orduların elindeki hiçbir kuvvet onu alt edemez. Saltuk her yakalanışında kurtulmayı başarır. Bir keresinde onu boğazına taş bağlayarak denize atıp öldürmek isterler. Saltuk suyun içinde o kadar derine iner ki
vardığı noktada deniz havada durmaktadır. Burada Saltuk'u su perileri karşılar. Su perileri Saltuk'u kurtarıp kendi ülkelerine götürürler. Burası Zecace şehri denilen bir yerdir. Buranın beyinin kızı devlerin elindedir. Sarı Saltuk su perilerine olan borcunu kızı devlerin elinden kurtararak öder. Bu duruma çok sevinen su perileri Saltuk'u yeryüzüne geri gönderirler. Sarı Saltuk yeryüzüne indiğinde İstanbul'da bir kiliseye gider. Burada Kur'an okuyan papazlar ile karşılaşır. Bu, Hz. Muhammed zamanından beri İstanbul'daki kiliselerde bir gelenek haline gelmiştir. İstanbul tekfuru Herakl ile savaşı sırasında gökten inen yeşil kanatlı meleklerin Müslümanlara yardım ettiğini gören Hristiyan din adamları Kur'an okumaya başlamıştır. Sarı Saltuk'u karşılayan bir papaz, Latin diyarında bir cadının oğlunu kaçırdığını söyleyerek ondan yardım ister. Sarı Saltuk'un bu cadının elinden çocuğunu kurtarabilmesi için cadının 7 sorusunu cevaplaması ve Kaf Dağı'na seyahat etmesi gerekmektedir. Bu yolculuk için gerekli gemi ve peri mürettebatı temin edilir. Sarı Saltuk Kaf Dağı'na yolculuğu sırasında devasa bitkilerle ve hayvanlarla karşılaşır. Ağızlarından ateş püsküren ejderhalar ortalığı yakmaktadır. Dev yengeçler ise bu ejderhaların düşmanıdır. Sarı Saltuk ejderhaların bir kısmını okla öldürürken bir kısım ejderha da dev yengeçler tarafından yok edilir. Yolculuk boyunca Sarı Saltuk kendisine eşlik eden perilerden Kaf Diyarı hakkında da bilgiler edinir. Perilerin anlattığına göre Kaf Dağı dünyanın etrafını bir halka gibi çevirir. O kadar yüksektir ki güneşe engel olur. Bir tarafında periler, bir tarafında da insanlar yaşar. İnsanların tarafı gece olunca perilerinki gündüz, perilerin tarafı gece olunca da insanlarınki gündüz olur. Dağ, deniz, bitkiler, buradaki her şey canlıdır. O güne kadar Kaf Dağı'nı geçmek isteyen sadece Sarı Saltuk olmamıştır. Geçmişte Süleyman, Rüstem, Dastan, Feramuz, İskender gibi kahramanların hepsi Kaf Dağı'nı aşmak istemişlerdir. Fakat hiçbiri Kuh-i Şua denilen Ateş Dağı'nı geçememiştir. Sarı Saltuk'u Kaf Dağı'ndaki Kuh-i Şua'dan geçiren ise Simurg adında bir kuştur. Sarı Saltuk, Simurg'un yavrularını ejderhanın elinden kurtarır. Simurg da Sarı Saltuk'un Kuh-i Şua'dan geçmesine yardımcı olup ona teşekkür eder. Sarı Saltuk, ateşi hiç sönmeyen bu dağdan yanmadan geçebilmek için buradaki semenderlerden elde ettiği koruyucu yağı vücuduna sürer. Simurg'un da yardımıyla Kuh-i Şua'yı geçer. Sonra da yeryüzüne dönüp Latin diyarındaki cadının yanına varır. Cadı, Sarı Saltuk'un başarısını ölçmek için bir takım sorular sorar. Sarı Saltuk, Kaf Dağı'nda görüp öğrendikleriyle cadının sorularını cevaplar ve papazın oğlunu kurtarır. Oğluna kavuşan papaz, Sarı Saltuk'a minnetlerini sunar. Sarı Saltuk, bu kahramanlığının ardından 1000 yiğidi ile birlikte Edirne, Üsküp ve Dobruca'yı fetheder. Buralara kendi beyaz bayrağını çeker. Daha sonra Baba Dağı yakınlarındaki bir kiliseye girer. Burada papazların Hz. İsa için mum yaktıklarını görür. Sarı Saltuk, Hz. Muhammed için de bir mum yakmak ister. Bu mumun hiç sönmemesi için Kaf Dağı'nda avladığı semenderlerin yağından bir mum yapar. Kilisedeki papazlar, Sarı Saltuk'un yaktığı mumun hiç sönmediğini görünce onun manevi gücüne inanırlar. Daha sonra bu papazlardan biri rüyasında Sarı Saltuk'un mezarının Baba Dağı'nda olacağını görür. Sarı Saltuk 1000 yiğidi ile birlikte zaferden zafere koşar. Hem kahramanlığı hem de kerametleri dillere destan olmuştur.
Ama Sarı Saltuk artık bir yurdu olsun ister. Çok sevdiği eski babada yaşamaya karar verir. Buradaki halkla uzun uzun sohbetler eder, onlara İslam'ın kaidelerinden bahseder. Zaman zaman da Tuna Nehri üzerinde seyahat eder. Bu arada Selçuklu tahtına Sultan Alaaddin Keykubat geçer. Fakat Anadolu halkı Sultan Alaaddin'in kötü idaresi altında ezilmektedir. Bunu duyan Sarı Saltuk Anadolu'ya dönmek zorunda kalır. Sultanın karşısına çıkar ve onunla güreşmek istediğini söyler. Güreşi kaybeden Sultan Alaaddin bundan sonra halka zulmetmeyeceğine dair Sarı Saltuk'a söz verir. Sarı Saltuk eski babaya dönmeden Umman, Fas, Cezayir ve Tunus'u ziyaret eder. Buralarda İlyas peygamberin ona verdiği görevi yerine getirerek halka Müslümanlığı anlatır. Sarı Saltuk'un bundan sonraki seferleri Balkanlarda geçer. Vakti zamanında Aristo'nun İskender-i Rumi'ye yaptırdığı dev ayna Macaristan Meliki'nin eline geçmiştir. Melik bu aynayı güneş ışıklarını düşmanların üzerine yansıtacak şekilde bir kale üzerine koyarak yakıcı bir silah gibi kullanmaktadır. Sarı Saltuk'un ele geçirdiği bu ayna Yıldırım Han'a kadar Osmanlılarda kalır. Yıldırım Han zamanında Fransızlar tarafından çalınarak denize atılır, bir daha da kimsenin eline geçmez. Sarı Saltuk hayatı boyunca girdiği hiçbir savaşta yenilmez. Kendisi için hazırlanan tuzakların hepsinden kurtulup düşmanlarını alt eder. Hayatının son dönemlerinde ise halefi olan gazilere nasihatler eder ve çeşitli görevler verir. Bu gazilerin başında Osmanlı İmparatorluğunu kuracak olan Osman Gazi bulunmaktadır. Sarı Saltuk Osman Gazi'ye kendi sarığını giydirir, kuşak kuşatır, bir asa ve bir musaf bağışlar. Osman Gazi'yi evladı olarak kabul eder. Osman Gazi Sarı Saltuk'un sarığını bir ağaca bağlayarak burayı sancak edinir. Sarı Saltuk bundan sonra evine eski babaya döner. Burada bir ağaç altında ibadet ederek son günlerini geçirir. Artık çok yaşlanmıştır. Ölümünün yaklaştığını anladığında gazilerine vasiyet eder. Naaşı Sarı Saltuk tekkesinde bir gün bekletildikten sonra beylere verilecektir. Sarı Saltuk'un cenazesi Edirne, Kırklareli gibi birkaç şehre götürülüp namazı kılındıktan sonra eski babaya defnedilir. Onun ölümüne ne Hristiyanlar ne de Müslümanlar inanır. Sağlığında fethettiği ve barış imzaladığı ülkelerin beyleri teker teker eski babaya gelip mezarını ziyaret ederler. Kimi Tatar, Eflak, Boğdan, Rus, Macar, Leh, Bosna, Granada ve Prusya beyleri Sarı Saltuk'un mezarını kendi ülkelerinde de yaptırır. Efsaneleşen bu halk kahramanı Anadolu'dan Balkanlara, Asya'dan Avrupa'ya büyük bir coğrafyada yaşamaktadır.